Arkadaşlar merhaba, videoya hoş geldiniz. Tanımayanlar için ben Ümit. 2021 LGS yolculuğunuzda bu zorlu yolda canlı dersler, video dersler ve sizler için hazırladığım PDF'lerle yanınızda olmaya çalışacağım. Canlı derslere ne zaman başlayacağız? Ben video derslerin konularını sizlerin okul müfredatına yetiştirir yetiştirmez en fazla bir ay içerisinde canlı derslere başlayacağız. Neler yapacağız canlı derslerde? Soru çözüm canlı dersleri yapacağız. Konu anlatım canlı dersleri yapacağız. Rehberlik öğretmeni eşliğinde motivasyon canlı yayınları yapacağız. Ve bunun dışında bir de WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubundan da sizler çözemediğiniz matematik ve sözel mantık sorularını bana atabilirsiniz. Ben onları fırsat buldukça bol bol çözüp sizlerle paylaşacağım. Diğer arkadaşlarınız da bazen çözüyor, yardımcı oluyor. Haydi başlayalım. Bu videoda çarpanlar katlar konusunun ikinci kısmını, yani EBOB, EKOK, aralarında asal sayılar gibi konuları işleyeceğiz. En son pratik yollar ve yeni nesil sorularla konuyu pekiştirip yolumuza devam edeceğiz. Bu yolda hiçbir şey bizim önümüzde duramayacak, öyle mi? Başlayalım. 2 ya da daha fazla doğal sayının ortak katlarından en küçüğüne bu sayıların ortak katlarının neyi denir? Hocam bak hemen yukarıda ortak katlarından en küçüğüne diye zaten söylemiş. O zaman buraya en küçüğü denir diyeceğiz, değil mi? Peki hocam her defasında böyle ortak katlarından en küçüğü diye uzun uzun söyleyecek miyim? Hayır. Bunun bir de kısa adı var. Ne kısa adı? Kısaca da EKOK denir. Peki bu sayılar nasıl sayılar? Bu sayılar sıfırdan farklı sayılar. Neden hocam? Sıfırın bütün katları sıfırda, ondan ne büyüğü var ne küçüğü var. Hani derler ya, ne büyüğünü biliyor ne küçüğünü biliyor, çok saygısız diye. Sıfır da biraz öyle, ne büyüğü var ne küçüğü var. Her çarpımda her şeyi sıfıra dönüştürüyor. Sadece kendine benzetiyor. Peki nasıl yazılıyor bu? EKOK mesela A ve B sayıları olsun. A ve B sayıları için en küçük ortak kat yani EKOK, parantez içerisinde A virgül B parantezi kapat şeklinde gösteriliyor. Bu çok önemli değil zaten. Geçelim bir örneğe. Hocam EKOK güzel, tamam, öğrendik ne olduğunu. Peki EKOK'u nasıl buluyoruz? EKOK bulmanın iki yolu var arkadaşlar. Bir tanesi sayıların katlarını teker teker yazacağız. Ortak katlardan en küçük olanı bulacağız. Daha kolay olan ise bölen listesi. Bölen listesi daha kolay, daha pratik olmasının yanında hata yapmamızı da zorlaştıran yöntem. Çünkü katlarını yazarken belki aklımıza gelmez, bir tanesi atlarız vesaire, yanlış yaparız soruyu. Ama bölen listesi garanti, hatasız yöntem. Şimdi örneğimizi çözelim. 6 ve 9 sayılarının ekokunu bulun demişler. Bulalım, burada katlarından yola çıkarak yapalım. 6'nın katları neler? 6, 12, 18, 24, 30, 36, buraya kadar yazdık, yeter. Peki 9'un katlarını yazalım. 9, 18, 27, 36 yeterli. Hocam şimdi burada ya yukarıda da 36 var, aşağıda da, bunlar ortak. EKOK 36 mı acaba diye düşünenler varsa vallahi çok ayıp ediyorlar. Ne diyecektik? Neye bakacaktık? Ortak olacaklar. Ortak kat olacak ama bir de bu ortak katın en küçüğü olacaktı. Yani 36'dan önce ortak olan var mı, ona bakmam lazım. Var. Yukarıda da 18 var. Aşağıda da 18 var. O zaman ne diyeceğim? EKOK 6, 9, yani 9 ve 6'nın EKOK'u kaçmış? 18'miş arkadaşlar. Geçelim şimdi pratik yola, bölen listesi yöntemine. Bölen listesinde ne yapıyoruz? Önce sayıları yan yana yazıyoruz. Bu da çok kolay, çok pratik bir yöntem. Sayıları yan yana yazdıktan sonra bölen listesi oluşturuyoruz. Bölen listesi oluşturmayı biliyoruz, değil mi? Bir önceki videoda çarpanlar katlar 1 videosunda bunu anlattık. Bilmiyorsan şimdi burada öğren. Yine anlamadıysan birinci videoyu izle. Peki yapalım. Yine 6 ve 9 sayılarını bölen listesi yardımıyla ekokunu bulalım. 6 ve 9'u yan yana yaz. Yazdım. Bölen listesinin çizgisini çek. Şimdi bu bizim duvarımızdı, değil mi? Duvarın sağ tarafında neyle başlıyordum? En küçük asal sayı ile başlamam lazım. Buraya 2 ile başlattım. 2'ye böldüm 3. 2'ye bölünmüyor. Bu 9 olarak kaldı. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Sonra ne yapacağım? Bunları çarpacağım. 2 çarpı 3'ün karesiydi değil mi? Bunun böyle daha sade hali buydu. Böyle 2 çarpı 3 çarpı 3 yazmak bak ne kadar kaba, ne kadar çirkin duruyor. Burada oysa çok daha kibar duruyor. 9 çarpı 2'den 18 oldu. 6 ve 9'un ekoku. Aşağıda hemen bir yol göstericimiz var. Yol gösterici ne arkadaşlar? Soru çözdüren pratik bilgi. Yani püf nokta gösteriyor bize. Ne demiş? Sayılar asal çarpanlarının üstleri şeklinde yazıldıysa ekok bulunurken sayılardan en büyük kuvvetli olan alınır. Allah Allah, hocam ne demek istedi burada? Şunu demek istedi bak. Örnek A ve B sayıları. A ve B sayılarını biz yazalım. A sayısı 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2 olsun. B sayısı da 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 olsun. Peki şimdi ne yaptık? Bunlar A ve B sayılarını biz asal çarpanlarının üstleri, kuvvetleri şeklinde yazdık. 2, 3, 5 asal her ikisindeki. Yazdıktan sonra ne yapmam lazımmış? Ekokunu bulurken ekok AB diyelim yine. Ekok AB eşittir dedik. Sayılardan en büyük kuvvetli olanlar alınır diyor. Bak 2'nin kuvveti yukarıda 2, aşağıda 1. O zaman büyük olanı 2'ye aldım. 2 üzeri 2 çarpı dedim. 3'ün kuvveti yukarıda 1, aşağıda 2. Büyük olan 2'ye aldım. 3 üzeri 2 oldu. 5'in kuvveti burada 1, yukarıda 2. O zaman 5 üzeri 2'ye aldım. Bunların ekokuza buymuş arkadaşlar. Bunu anlatıyor bize. Hocam ekok bulmak çok kolay. Sorular da bu kadar kolay mı? Sorular bu kadar kolay değil ama mantığını öğrendikten sonra kolay tabii yani. Kolay herkese göre değişiyor. Kimine zor, kimine kolay. Önemli olan mantığını kavramak. Bu soru kolay bir soru. Sınavda bunun daha zoru gelecek. Zor dediğimiz ne? Zor dediğimiz de çok fazla işlem olan, işlemi çok olan sorular. Yani mantık değişmiyor. Sorunun mantığı değişmeyecek. Ekok değişmiyor ki mantık değişsin. Öyle değil mi arkadaşlar? O yüzden burayı pür dikkat dinleyin şimdi. Ben size burada bu soru üzerinden ekokun mantığını oturtacağım. Bundan sonra hiç böyle bir şey ezberlemenize, nasıl yapılıyordu diye düşünmenize gerek kalmadan ekok sorularını pata küte yapacaksınız. Okuyalım. Uras ve Çınar'ın ceplerindeki paraların miktarı birbirine eşittir. Birlikte gittikleri kırtasiyede Uras 12 TL'lik kalemleri, Çınar ise 15 TL'lik kalemleri beğenerek ceplerindeki paraların tamamıyla bu kalemlerden almışlardır. Belli ki Çınar Uras'tan daha fazla harçlık alıyor. Yaptıkları bu harcamaların karşılaması için Uras ve Çınar'ın ceplerindeki paraların miktarının en az kaç TL olması gerektiğini bulalım. Şimdi hemen ezbere hocam bu ekok sorusu, başlıkta ekok, ben hemen 12 ile 15'in ekokunu alırım diye düşünme. Soruyu böyle çözeceğiz ama mantığı ne bunun? Bunu bir anla. Şimdi anlatacağım sana, bilmiyorsan da öğren. Bak şöyle yapacağız şimdi, biz soruyu önce en baştan okuyacağız. Bize ne vermiş soru? Diyor ki Uras ve Çınar'ın ceplerindeki paraların miktarı birbirine eşittir. Ne kadar paraları var? Bilmiyorum ki. Miktarları eşitmiş. P kadar paraları olsun. Sonra Uras'la Çınar kırtasiyeye gidiyorlar. Uras 12 liralık kalemlerden alıyor. Yazalım. Uras 12 liralık kalemlerden kaç tane alıyor? Bilmiyorum ki. A kadar alsın. Çınar da 15 liralık kalemlerden B kazara alsın. Peki ceplerindeki tüm paraları harcadılarsa o zaman harcadıkları paralar 12 çarpı A ve 15 çarpı B ne olacak? Birbirine eşit olacak. Eşitledim. Şimdi hocam bak buraya dikkatli. Şimdi sol tarafta 12 var, sağ tarafta 15 var. 12 ile 15 eşit değil ki. Bu aradaki eşitlik nereden geliyor birader diye düşünmen lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu eşitliğin doğru olması için A ile B yerine öyle sayılar yazmalıyım ki 12 çarpı A 15 çarpı B'ye eşit olsun arkadaşım. Burada ekokun mantığı bu aslında. Peki burada A ile B'yi yazarken bir de değer verirken neye dikkat edeceğim? Diyor ki şurada hemen harcadıkları paranın miktarı en az ne kadar olmalı diyor. O zaman A ile B'nin küçük değerlerine bakacağım. En küçüklerine, yani en küçük ortak katlarına bakacağım. 12 ile 15'in. Nedir bu? Hemen şurada yapalım. 12, 15, 2'ye böldüm 3, Pardon 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm burası 5 oldu, burası 1 oldu, 5'e böldüm 1 oldu. 4 çarpı 3 12 yaptı, 12 çarpı 5 de 60 yaptı. Cevabımız neymiş? En az 60 liraları olması lazım ki paralarının tamamını harcadıklarında tam sayıda kalem bunlar alabilsin. Peki bu soru başka nasıl sorulabilirdi? Mesela diyebilirdi ki Uras kaç tane kalem almıştır? Ya da Çınar kaç tane kalem almıştır? Uras kaç tane kalem almıştı? A kadar kalem almıştı. Peki ne kadar para harcıyordu? 12 çarpı A kadar. 12 çarpı A 60'a eşit değil mi? Harcadığı para 60 liraymış. O zaman A 5 geldi. Peki B neye geliyor? B de aynı mantıkla 4 oluyor. Bu soruyu bu şekilde de sorabilirlerdi. Geldik bir tane daha yol göstericiye. İki doğal sayının birden başka ortak böleni yoksa bu sayıların ekoku sayıların çarpımına eşittir. Ne demek istemiş? Şunu demek istiyor. Mesela 6 ile 7 olsun sayılarımız. 6'nın bölenleri neler arkadaşlar? 1, 2, 3 ve 6. 7'nin bölenleri neler? 1 ve 7. 7 bir asal sayı değil mi? Sadece kendisine ve 1'e bölünebiliyor. Şimdi bunlardan ortak bölen var mı? Sadece 1 var. Burada da diyor ki zaten birden başka ortak bölen yoksa bu sayıların ekoku birbirlerinin çarpımına eşittir. Yani ekok 6, 7 yazdım eşittir 6 çarpı 7'ye yani 42'ye. Burada bunu söylemiş. Şimdi geldik yine benzer mantıkta bir soruya. EKOK'u kavratan sorular bunlar. Bir çay firması çay toplama esnasında 30 kilogram ve 45 kilogramlık paketleri aynı kütleli paketler bir arada olmak şartıyla boş yer kalmayacak şekilde daha kapasiteli paketlere yerleştirecektir. Bak ne yapmış? Önce bir soruyu anla. Hemen ekokunu bulma. Bul da mantığını kavra. Şunu yapmış. Bir 30 kilogram kütleli paketler var. Kaç tane var? Bilmiyorum ki. Birden çok işte. Birkaç tane varmış. Şöyle çizdik buraya. Bir de 45 kilogram kütleli paketler varmış. Bundan da kaç tane olduğunu bilmiyorum. Çizelim birkaç tane. Sonra diyor ki bu 30 ve 45 kilogram kütleli paketler aynı kütleler bir arada olmak şartıyla daha büyük bir paketin kolinin içine konulmak istiyor. Koyalım. Daha büyüğünü de çizdim. Sonra ne diyor? Hiç boş yer kalmaması lazımmış. Bu durumda diyor şu büyük koli var ya bunun kütlesi en az kaç olur diyor. Kaç olur? 30 ile 45'in katı olması lazım değil mi? En az dediği de en az dediği için de en küçük katı olması lazım. O zaman 30 ile 45'in ekokunu bulalım. Böldüm. 2'ye böldüm 15. 2'ye bölünmüyor artık. 3'e böldüm 5. 3'e böldüm burası 15. Rengi değiştireyim. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 1. Neymiş? 2 çarpı 9 çarpı 5'miş. 9 kere 5 45. 2 kere 45 90'mış. O zaman en az 90 kilogram kütleli olmak zorunda büyük paket dedim. Bak burada bir şey daha çıktı ortaya. Ne yaptık? Küçük paketlerden büyük pakete gittik. Yani küçükten büyüğe gittik. Küçükten büyüğe gidiyorsak eğer bu soru EKOK sorusudur. Anlaşıldı mı? Bence anlaşıldı çünkü çok kolay zaten. Geldik EBOB'a. EBOB ne? Ortak bölenlerin en büyüğü. EBOB'u tanımlayalım yine EKOK'taki gibi sıfırdan farklı 2 veya daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne EBOB denir dedik. Aşağıda bir bilgi daha var. En küçük ortak bölenin EBOB'un bölenleri yani çarpanları 2 ya da daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin tamamı eşittir diyor. Peki nasıl gösteriliyor? Tıpkı EKOK'taki gibi EBOB AB şeklinde AB sayıları için. Şimdi burada soruların içerisinde çok daha net anlaşılacak bir soru üzerinden EBOB'u kavrayalım şimdi. Salih amca kendisi için her yılın sonunda bahçesinden hasat ettiği zeytinlerden 24 litre zeytinyağı, Ayçiçeğinden de 36 litre ayçiçek yağı elde etmektedir. Kolay gelsin Salih amcaya. Bu yağları birbirine karıştırmadan litre türünden eşit hacimli şişelere doldurarak saklamak isteyen Salih amca en az şişe kullanarak bu sorunu çözmek istiyor. Bak, Salih amca senden yardım istedi. Dedi ki yavrucuğum, benim 24 litre zeytinyağım var, 36 litre de ayçiçek yağım var. Ben bunları eşit hacimli şişelerde saklamak istiyorum ama çok da param yok. Bana en az sayıda şişe aldır dedi. Aslında bu soru işte. Tam anladıysak hemen çözelim. Ne yapacağım? 24'ü bölmesi lazım değil mi? Eşit hacimli dediğine göre 24'ü eşit şekilde bölen bir şey olması lazım. Sonra bu aynı şey 36'yı da eşit şekilde bölecek ve bu bir de en az sayıda şişe olmasını sağlayacak. O zaman bu bölenin ne olması lazım? En az şişe olması için en çok olması, en büyük olması lazım değil mi? Yani 24 ve 36'nın en büyük ortak böleni olması lazım. Bulalım 24 ve 36'nın en büyük ortak bölenini. Bak, burada zaten verilmiş. Burada nasıl bulmuş? Yine bölenlerini yazmış, ortak olanlarını yazmış. İçlerinden en büyük olan 12, 36 ve 24'ün en büyük ortak böleni. Neymiş? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Bak, ortak olanlar 1, 2, 3, 4, 6, 12. Hepsi ortak ama bana en büyüğünü sormuş. O zaman 12 diyeceğim. Bir de bunu çarpan algoritmasıyla bulabiliriz. Bu daha kolay, daha pratik olan. Siz bunu bu şekilde çözün. Tamam mı? Şimdi 2'ye böldüm. Her ikisi de 2'ye bölündü. Burası 12, burası 18 oldu. 2 ikisinize böldüğü için 2'yi yuvarlak içine aldım. Sonra 2'ye bölmeye devam ettim. Yine ikisini bölüyor, yuvarlağa aldım. Burası 6, burası 9. 2'ye bölmeye devam ediyorum. Burası 3 oldu. Artık 2'ye bölünen bir şey yok. 3'e böldüm. Burası 1, burası 3. Buradaki 3'ü yuvarlak içine aldım. İkisinize böldüğü için bir kere daha 3'e böldüm. 1. Şimdi bunları ne yaptık biz? Çarpan algoritması uyguladık. Bölen listesi yardımıyla çözerken de bu yuvarlak içine aldıklarımız var ya, yani her ikisini birlikte bölenler ortak bölenleri, en büyük hallerini bulmak için de bunları çarpacağız arkadaşlar. Şöyle yapacağız. 2 çarpı 2 çarpı 3. 2'nin ikinci kuvveti yani 4 çarpı 3 eşittir 12. Aha bak, buradakinin tıpkısının aynısı. Hiçbir şey yok. Bildiğiniz şeyler zaten. Evet, bir örnek çözelim. 42 ve 105 sayılarının EBOB'u kaçtır? Ne yapacağız? Hemen bölen listesini uygulayalım hızlı bir şekilde. 42, 105 yazdım. Çektim bölen listemi. 2'ye böldüm. En küçük asal sayıyla başladım. 2 var mı? Var. 21. Burada yok. Buraya 105. Yuvarlak içine alacak mıyım? Almıyorum. Niye? Her ikisini de bölmesi lazımdı. Sadece 42'yi böldü. 3'e böldüm. 3'e böldüğümde burası 7, burası kaç yapıyor? 35 mi oldu? 35 oldu değil mi? 3'ü yuvarlak içine aldım. Çünkü her ikisini birlikte böldü. Şimdi bak, burada 7 buldum. Artık 3'e 5'e bölünmeyecek. Direkt 7'ye bölünüyor. 7 zaten asal değil mi? O zaman buraya bakmayacağım. 5'e böleceğim. 35 3'e bölünmüyor. 5'e böldüm. 7 oldu. Şimdi ikisinde de 7 var. 7'ye bölebilirim. 1 oldu. 1 oldu. Bu 7'yi de yuvarlak içine aldım. Peki bunları ne yapacağım şimdi? Çarpacağım yuvarlak içine aldıklarımı. 3 çarpı 7'den 21, 42 ve 105'in EBOB'u yani en büyük ortak böleniymiş arkadaşlar. Yine bir yol gösterici. Algoritma işleminde yuvarlak içine alınabilen asal sayı yoksa, diğer bir ifadeyle ortak böleni birden farklı olmayan sayıların EBOB'u 1'e eşittir. Ne demek bu? Bak, biz burada ne yaptık? Şurada 3'ü ve 7'yi yuvarlak içine aldık değil mi? Diyor ki eğer yuvarlak içine alınan hiçbir şey yoksa o zaman EBOB ne oluyor? EBOB 1 oluyor. Yani birden başka ortak böleni yok demek arkadaşlar. Eğer yuvarlak içine alınan bir değer ifade yoksa, sayı yoksa EBOB 1 olacak. Bunu anlatmış bize. Yine üslü biçimde verilen sayılarsa EBOB bulmaya bakalım. EKOK'unu öğrendik. Burada da EBOB'un nasıl olduğuna bakalım. Sayılar asal çarpanlarının kuvvetleri şeklinde yazıldığında EBOB üslü kuvvetlerden ortak olanlardan küçük olanları seçilerek çarpılır. Hocam ne demek istemiş? Şunu demek istemiş. Bak hemen. Yukarıda M sayısı 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 5 çarpı 5 verilmiş. Aşağıda da 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 2 verilmiş. Bak 2, 2. İkizler ortak. Bir de 3'ler ortak. Ne yapacaktım? Ortak olanları buluyordum. Buldum. Başka var mı ortak? Yok. Sonra ortak olanlardan kuvveti küçük olanları alıp çarpacaktım. 2'nin kuvveti yukarıda 3, aşağıda 1. Küçük olan aşağıda. 2 çarpı dedim. 3'ün kuvveti yukarıda 5, aşağıda 2. O zaman 2'yi alacağım. 3 üzeri 2, 9 yaptı. 9 çarpı 2, 18. EBOB'uymuş bu sayıların. EKOK'ta neydi? EKOK'taysa büyük olanları alıyorduk değil mi? Aradaki fark bu. Bak soru çözdüren bir bilgi bu. İki doğal sayının EBOB'uyla EKOK'unun çarpımının sonucu neymiş? O sayıların çarpımına eşitmiş. Yani diyor ki A ile B sayılarının EBOB'unu al, çarp bunu EKOK'uyla, bu sayıların EKOK'uyla. Bu sonuç, bunun kısa yolu şudur. A ile B'nin çarpımıdır. Bunu anlatmış. Aşağıda bir tane daha var yol göstericimiz. Birbirlerinin katı olan sayıların EBOB'u küçük olan sayıya, EKOK'ları ise büyük olan sayıya eşittir. Gerçekten öyle mi? Bakalım. Mesela 3 ile 9 sayısı olsun. Bunların EBOB'u nedir? En küçük olana bakacağım. 3'tür diyorum ben. EKOK'u da en büyük olan 9'dur. Şimdi yapalım. Gerçekten öyle mi? 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüm. 1, 3'e böldüm. 3 oldu. Bunu yuvarlak içine aldım. Bir kere daha 3'e böldüm. 1. EBOB ne arkadaşlar? Bak sadece bir tane yuvarlak içine aldım. 3. EKOK ne? EKOK bunların çarpımı. 3 kere 3, 9. Zaten bunu yaptırmıyor sana, işte bu pratik bilgi bu işe yarıyor. Birbirlerinin katı olan sayılardan EBOB küçük olan sayıya, EKOK ise büyük olan sayıya eşittir diyoruz. Peki EBOB ve EKOK soruları nasıl geliyor? Bak EBOB soruları genelde şu şekilde geliyor. Hatta neredeyse hiç değişmiyor sınavda. Yani çok düşük bir ihtimalle çok farklı bir şey gelmesi. Bunları bilen çakır takır takır yapar soruları. EBOB sorularında bana der ki tarlanın etrafına ağaç dikilecek, direk dikilecek. Hocam tarla değil de arsa olsa olur mu? Olur, ne fark edecek? Ağaç ya da direk dikeceğim. Çubuklar, kumaşlar, kurdelalar eş parçalara ayrılıyorsa dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun ya da odanın içerisine kaç küp kutu sığar diye soruluyorsa, çuvallardaki bazı bakliyatlar küçük poşetlere ayrılıyorsa EBOB kullanılır. Yani ne yapıyor burada EBOB'ta? Bak çuvallardaki bazı bakliyatlar küçük poşetlere ayrılıyor. Yani büyükten küçüğe gidiyor. Büyükten küçüğe gidiyor. Büyükten küçüğe gidiyorsa bu bir EBOB sorusu. O zaman küçükten büyüğe gidiyorsa EKOK sorusu. Bak EKOK nasıl geliyormuş? Ziller, saatler bir daha ne zaman çalar diye soruluyorsa. Mesela diyecek ki saat 8'de ziller, iki tane okulun zili mesela. İkisi de 8'de çaldı. Biri 40 dakikada bir çalsın. Biri de 30 dakikada bir çalsın. Bir daha saat kaçta birlikte çalarlar diyecek. Ya da işte şu kadar saat okulda ziller çaldığında kaç defa birlikte çalmışlardır diye soru soracaklar bize. Hemşireler, doktorlar bir daha ne zaman birlikte nöbet tutar diye soruluyorsa, bilyeler, cevizler üçer üçer, beşer beşer sayılıyor ya da bunlar sayıldıktan sonra artan oluyorsa, dikdörtgenler prizması şeklindeki tuğlalardan küp yapılıyorsa, yola çıkan araçlar, insanlar bir yerden karşılaşıyorlarsa EKOK kullanılır. Bak iki tarafta da dikdörtgenler prizması var. Birinde odanın içine ne kadar kutu sığar diye soruyor. Birinde de diyor ki kaç tanesiyle ben dikdörtgenler prizması şeklinde küp yaparım diyor. Kaç tanesiyle küp yaparım diyor. Burada küçükten büyüğe gitti. Burada büyükten küçüğe geldi. Anlaşıldı mı? Bence anlaşıldı. Zaten hepsi birbirinin aynısı neredeyse. Farklı yazıldığına bakmayın. EBOB ve EKOK yardımıyla problem çözme. Nasıl çözülüyor problemler? Mesela 3 katlı bir binanın kuzeye bakan cephesi kenar uzunlukları 15 metre ve 18 metre olan dikdörtgen şeklindedir. Peki bu cephe kare şeklinde eş mermerlerle tamamen boşluk kalmayacak şekilde kaplanacakmış. Bunun için en az kaç mermer gerektiğini bulabilir misiniz diyor. Bulabilir miyiz? Elbette buluruz. Ne yapacağım? Bak, büyük bir yüzey var. Kocaman. Bunun içine küçük küçük kareler koyacağım. Yani büyükten küçüğe gidiyorum. Yani EBOB'unu bulacağım. O zaman 15 ile 18'in EBOB'unu bulalım. Ben buldum. Kafadan yaptım hemen. 3. Yapamayanlar için burada yapalım. 2'ye bölünmez. 3'e böldüm. 5, 3'e böldüm. 6. Ha pardon, bu 2'ye bölünüyor değil mi? 2'ye böldüm. Burası 9 oldu. Burası 15. 3'e böldüm. 3 oldu. 5 oldu. 3'ü yuvarlak içine aldım. Bir kere daha 3'e böldüm. Bir de 5'e böldüm. EBOB 3 oldu. Tamam mı? Şimdi EBOB'u 3 olarak buldum. Peki bu bulduğum EBOB benim ne işime yarayacak? Bak, şu işe yarayacak. Şimdi bir kenar uzunluğu 3 metre olan kareleri buradaki 15'e 18 dikdörtgenin bu yüzeye yerleştirmemiz lazım. O zaman bu yüzeyin alanını bulmam lazım benim. Kaç tane kare olduğunu nasıl bulacağım? Önce büyük parçanın alanını bulacağım. Bulalım. 15 çarpı 18. Neydi dikdörtgenin alanı? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımıydı. Bu kaç yapıyor peki? 10 tanesi 180, 5 tanesi 90. O zaman 270 yapacakmış. 270 metrekareye ben bir kenar uzunluğu 3 metre olan kareler sığdıracağım. Kaç tane gerekli? Gelip burada hemen sakın ha 273'e bölmeyin. Ne yapacağım? Bir kenar uzunluğu 3 olarak bulundu. Ama bu bir kare. Karenin alanı nedir? Bu bir alan değil mi? Aynı cinsten şeyleri birbirine bölebiliriz. Alan olduğu için alanı alana böleceğim. Bu kare olduğu için bir kenarı 3 ise alanı kenarının uzunluğunun karesiydi. Yani 9 olacak. O zaman 270'i 9'a böldüm. Kaç yapıyor? 3 kere 9 27. 0 indirdim. Yok. Buraya o zaman bir 0 attım. 30 tane mermer gerekliymiş. Sorumuzu çözdük. Ne diyor burada? EBOB ve EKOK yardımıyla çözülebilen problemlerde EBOB ve EKOK'u bulunacak sayıların aynı türden kilogram, litre, metre olması lazım. Yukarıda bak, bu bulduğumuz metrekareydi. Bu bulduğumuz metrekareydi. Yukarıdaki 3 ise metreydi. O yüzden bunu da metrekareye çevirdim. Burada 9 metrekare oldu. Artık aralarında işlem yapabilirim. Bu çok önemli arkadaşlar. Sakın ha bunları atlamayın. Litre ile litre, kilogramla kilogram, metre ile metre, metrekare ile metrekare. Bu şekilde çözeceğiz. EBOB yardımıyla çözülen problemlerde bütünlerin parçalanması ne dedik? Büyükten küçüğe, bütünden parçaya. EKOK yardımıyla çözülen problemlerde parçalardan daha büyük bir bütüne ihtiyaç vardır. Yani EBOB'da büyükten küçüğe, EKOK'ta küçükten büyüğe gidiliyor. Bunu söylemiş. Aşağıdaki sayıların EBOB ve EKOK'larını algoritma yardımıyla bulun diyor. Hadi bulalım. 2'ye böldüm. Burası 10, burası 14. Yuvarlak içine aldım. Değil mi? İkisini de böldüm. 2'ye böldüm. İkisini de bölüyor. Burası 7, burası 5. 5'e böldüm 1, 7'ye böldüm 1. EBOB'u neymiş? 2 çarpı 2. Yani 4 oldu. EKOK kaç? 4 çarpı 5 çarpı 7. Yazalım. 4 çarpı 5 çarpı 7. Bu ne yapıyor? 4 kere 5 20. 20 ile 7'yi çarptım. 7 kere 2 14. 140 oldu. Aşağıdakini de siz yapın arkadaşlar. Bu da sizin ödeviniz olsun. EBOB'u 24, EKOK'u 240 olan iki sayıdan biri 48 olduğuna göre diğer sayıyı da siz bulunuz demişler. Şimdi nasıl yapacağız bu soruyu arkadaşlar? Bir fikriniz var mı? Biz bir yol gösterici bilgiden söz etmiştik. Demiştik ki A ve B sayılarının EBOB'larıyla EKOK'larının çarpımı, EBOB çarpı EKOK'ları neye eşitti? sayıların çarpımına A çarpı B'ye eşitti. İşte bu pratik bilgiyi bilmiyorsanız bu soruyu zor çözersiniz ya da hata yapabilirsiniz. Hiç olmadı bir sürü zamanınız gider. Çok kolay artık, bunu bildiğimize göre EBOB'u 24'müş. EKOK'u da 240 eşittir dedim. Sayılardan biri 48. Bana zaten diğerini sormuş. Diğerine de X diyelim. Şimdi X'i bulmak için her tarafı 48'e böldüm. Burayı 48'e böldüğümde 24 ile 48 sadeleşti. Burası 2. 240'ı 2'ye böldüm. X eşittir 120 oldu. Şu pratik bilgiyi bilen için çerez bir soru. Geldik başka bir sorumuza. 32 kilogramlık ve 48 kilogramlık iki farklı pirinç birbirine karıştırılmadan eş küçük paketlere ayrılacaktır. Küçük eş paketlere bak ne yapıyor? Daha büyük bir parçayı daha küçük eş paketlere ayırıyor. Yani bu soru ne sorusu? Büyükten küçüğe geliyorsak neydi? EBOB'tu değil mi? O zaman 32 ile 48'in EBOB'una bakacağım. Ama aşağıyı bir okuyayım. Her bir paket tam doldurulmak şartıyla en az kaç paket gerekmektedir? EBOB'unu bulduktan sonra da başka bir işlem yapacağım. EBOB'unu bulalım önce. 32 ile 48'in 2'ye böldüm. Her ikisi de bölünüyor. 16, 24. 2'ye böldüm. 12, 8. Yine böldü. 2'ye böldüm. 4, 6. Yine böldü. Doğru yaptık değil mi? 16, 8, 4. Bir kere daha 2'ye böldüm burayı. Burası 2 oldu. Burası 3 oldu. 2'ye böldüm 1. 3'e böldüm 1. Peki EBOB kaç çıktı? 2 üzeri 4. Yani 16 çıktı. Şıklarda 16 var. Geldim işaretledim. Yanlış yaptın öyle yaparsan. Ne yapacaksın? Her bir paket 16 kilogram olacakmış. O zaman 32 kilogramlık paketten kaç tane çıkar? 32 bölü 16. 2 paket buradan geldi. Bir de 48 kilogramlık bir paketimiz vardı. 48'i de 16'ya böldüm. Bunun içinde 3 paket lazım. Toplamda kaç paket lazımmış en az? 5 paket lazımmış. Anlaşılmıştır umarım. Geçelim daha güzel bir soruya. Bu soru güzel bir soru. Ayrıt uzunlukları 2, 5 ve 6 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta bloklardan hiç boşluk kalmayacak şekilde bir küp elde edilmek isteniyor. Bu iş için en az kaç tane tahta blok gerekmektedir? Ne yapacağız arkadaşlar? Bakın daha küçük bir şeyden daha büyük bir küpe gidiyoruz. O zaman ekokunu alacağız değil mi bu sayıların? Alalım. 2, 5 ve 6'nın ekokunu alalım. 2'ye böldüm. 2. Burası 3 oldu. 3'e böldüm. 1. 5'e böldüm. 1 oldu. Doğru yaptık mı? 5 kere 3. 15. 2 ile çarptım. 30. Ekokları 30'muş. Peki. Şimdi küpümüzün neyini bulduk? Bir ayrıtının uzunluğunu bulduk. Bir ayrıtı 30 santimetreymiş. Peki küpün tamamı hacmi ne kadar olur? 30'un ayrıtının küpünü alacağız. 30'un küpünü aldım. O da 30 çarpı 30 çarpı 30 oldu. Peki kaç tane blok gerekiyor? Bir tane bloğun hacmini bulursam ben eğer getiririm bu hacmi büyük hacme bölerim. Cevabı bulurum. O zaman 2 çarpı 5 çarpı 6'ya böldüm. 5 kere 6 30. Bir tane 30 sadeleşti. 30 ile 30'u çarptım. 900. 900'ü 2'ye böldüm. 450 tane tahta blok gerekliymiş. Doğru cevap Ceyhan oldu. Yan yana bulunan iki çalar saatin biri 40 dakikada bir, diğeri 45 dakikada bir çalacak şekilde ayarlanmıştır. Saat 08'de birlikte çalan çalar saatler saat kaçta tekrar birlikte çalarlar? Yine gelmesi muhtemel dediğimiz soru tarzlarından bir tanesi. Bak saat 08'de birlikte başlamışlar çalmaya. Bir tanesi 08.45'te bir daha çalacak. Öteki 08.40'da çalacak. Yani biri 40 dakikada bir, biri 45 dakikada bir çalıyor. Ben bu sorularda ne yapıyordum? EKOK yapacaktım değil mi? 40 ile 45'in ekokunu bulmam lazım. Bulalım. 40 ile 45'in ekokunu. 2'ye böldüm. 20. 2'ye böldüm. Kaç yapıyor? 10. 2'ye böldüm. 5 oldu. 3'e böldüm burayı. 15. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm 1, 1. Ekokları kaç yapıyor bakalım? 2 üzeri 3, 8 yaptı. Çarpı 9, çarpı 5 oldu değil mi? 8 kere 9 72. 72 ile 5'i çarpalım. 5 kere 2 10. 7 kere 5 35. Bir daha 36. 360 dakika sonra tekrar birlikte çalacaklarmış. E peki 360 dakika kaç saat yapıyor? 60'a bölelim 360'ı. 6 defa değil mi? Yani 6 saat sonra. 08'li saat 6 saat sonra kaç olur? 14 olur. Doğru cevap Adana olmuş oldu. Geldik aralarında asal sayılara. Ortak böleni 1 olan sıfırdan farklı 2 doğal sayıya ne diyormuşuz? Aralarında asal sayılar deniyor. Diğer bir ifadeyle bunu söylemiştik zaten. EBOB'ları 1 olan 2 sayı aralarında asal sayıdır. Mesela 8 ile 9 aralarında asal olup olmadıklarına bakalım diyor. Ne yapıyor? EBOB'larına bakıyor. Bak hiçbirini yuvarlak içine almış mı böyle? Yok, hiçbirini almamış. O zaman EBOB'ları 1, yani birden başka ortak bölenleri yok. O zaman bu ne oluyor? Aralarında asal olmuş oluyor. Devam edelim. Bir yol gösterici bilgimiz var. Okuyalım hemen. Aralarında asal sayılar ile asal sayılar karıştırılmamalıdır. Bir sayı asal olabilir fakat diğer sayı ile aralarında asal olmayabilirler. Ne demek istemiş? Bak örnek 5 ile 20. 5 sayısı asal ama 20 sayısıyla 5 aralarında asal değil. Çünkü 25'in katı, yani 20'nin içerisinde 5 böleni var değil mi? 25'e tam bölünüyor. O yüzden 20 ile 5 aralarında asal değil. Ama 5 bir asal sayı. 1 ile 0 ve 1'den farklı her doğal sayı da aralarında asal sayılardır. Şimdi burada aralarında asal sayılarla alakalı örneklerimiz var. Çözelim. Aşağıdaki sayı çiftlerinin aralarında asal olup olmadıklarını inceleyelim. Ne yapacağım? EBOB'larına bakacağım. Eğer ortak bölenleri varsa birden başka, o zaman aralarında asal değil diyeceğim. 12 ile 27'nin EBOB'unu bulalım. 12, 27. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bence hiç bakmaya gerek yok. İkisi de 3'e bölünmüyor mu zaten? Bölünüyor. O zaman bunlar aralarında asal değiller. Aşağıdaki sayı çiftlerinin aralarında asal olup olmadıklarını bulunuz demiş. Bulalım. Mesela A'yı bulalım. Bir de C'yi bulalım. B'yi de siz yapın. A'yı bulurken 18'e 25. Bunların EBOB'larına bakacağım. 2'ye böldüm 9. 2'ye bölünmüyor. Burası 25. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Hiç bir tane bile yuvarlak içine aldım mı? Almadım. O zaman bunlar aralarında asal. 26 ile 39'a bakalım. Bak burada da gene zaten kendini belli ediyor. 26 ne? 2 çarpı 13. 39 da 3 çarpı 13 değil mi? 13'ler ortak, birden başka bölenleri var bunların. O zaman bunlar aralarında asal değil diyeceğiz. Aralarında asal sayılarla alakalı bir soruca. Aşağıdakilerden hangisi aralarında asal sayılara ait bir özellik değildir? EBOB'ları 1'e eşittir. Doğru değil mi? Öyle demiştik. EKOK'ları neydi? Bunu da EKOK'u anlatırken söylemiştik. 6 ile 7 örneğini vermiştik ya. EKOK'ları ne olacaktı? Çarpımlarına eşittir. Burada da onu söylemiş. O zaman bu da doğru. Asal sayılar her pozitif tam sayı ile aralarında asal sayılardır. Acaba öyle mi? Bak 5 ile 20 örneğini vermiştik. Bu 5 asal sayı ama bu da pozitif sayı, aralarında asal olmuyor. O zaman Ceyhan yanlış. Denizli'de ne demişler? Pozitif çift sayılar aralarında asal değildir. Doğru mu? Doğru. Niye? Çünkü hepsinde 2 ortak böleni var. Bu yüzden çift sayılar aralarında asal olamazlar. Şimdi toplu bir şekilde yol göstericilerimiz var burada. Aralarında asal sayılarla alakalı bunu da söyleyip bitiriyoruz. Tüm ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. Yani 7 ile 8, 8 ile 9 gibi çift sayılar aralarında asal olamazlar. Farklı asal sayılar her zaman aralarında asaldır. Yani 7 ile 11 hep asaldır. 7 ile 13 hep aralarında asaldır. 11 ile 13 hep aralarında asaldır. Sayıların aralarında asal olması asal olmalarını gerektirmez. Çok doğru. 8 ile 9 örneğini verdik. Aralarında asallar ama ikisi de asal sayı değil. 1 ile bütün pozitif doğal sayılar aralarında asaldır. Çünkü 1'in zaten bir tane böleni var. Tam böleni var. O da 1. Öyle değil mi? Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim. Kendinize çok iyi bakın.